6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremin yıl dönümüne sayılı günler Kala İl Müftülüğü örnek bir proje başlattı. Proje kapsamında il müftülüğüne bağlı cami, Kur'an kursu, mescit gibi yerlerde depremde hayatını kaybedenler için hatimler okunarak dualar edilecek. Müzik Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, proje hakkında bilgiler vererek 6 Şubat'ta Abdülhamit Han Camii'nde düzenlenecek olan programı herkesi davet etti. 6 Şubat depreminde vefat eden kardeşlerimizi anma, ruhlarına ithafen Kahramanmaraş merkezimiz ve 11 ilçemizde bağlı camilerimiz, Kur'an kurslarımız ve ayrıca da özellikle vatandaşlarımız tarafından evlerde, okullarda, iş yerlerinde, değişik mekanlarda depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına ithaf edilmek üzere, bağışlanmak üzere bir hatim okuma planı, programı, projesi yaptık. Projemizin adı Deprem Şehitlerine Vefa Bin Bir Hatim projesi ve inşallah bu süreçte okunan hatimler marifetiyle, hatimler vesilesiyle Maraş'ımızda bir huzur olacaktır. Ve aynı zamanda malum biliyoruz ki bu 6 Şubat depreminden burada etkilenmeyen herhangi bir vatandaşımız yok. Yakınları vefat eden kardeşlerimiz var. İkinci, üçüncü dereceden akrabaları vefat eden kardeşlerimiz var. Hiç olmazsa bu depremden etkilenen çok sayıda kardeşimiz var. Biz de inşallah umulur ki bu okunan hatimler vesilesiyle bundan sonraki süreçte göklerden ve yerden gelecek her türlü e, musibetten ve inşallah yine e, sosyal e, musibetlerden bu okunan hatimler vesilesiyle kurtuluruz. 6 Şubat Salı akşamı, o gün aynı zamanda da Miraç Kandili, Abdülhamit Han camimizde hem kadın hem erkek cemaatimizin de katkılarıyla hep beraber yaparız hem bir birlikteliğe hem bir muhabbete vesile olmuş oluruz hem de deprem şehitlerini anmış oluruz hem de Maraşımızda inşallah bir yıla 2024 yılına Kur'anla başlamış oluruz ve inşallah önümüzdeki yıllarda da bu tarihler arasında 6 Şubat dua programı esas alınmak kaydıyla bu projeyi, bu programı inşallah geleneksel hale getirmiş oluruz. İnşallah Rabbim de bu okuduğumuz Kur'anlarla bizi her türlü kaza, bela, afet, musibetten de muhafaza eder.